Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün güneşli ama soğuk bir gün. Sizlerle birlikte minik bir gezinti yapmak istiyorum. Köydeyim tabii ki. Güneş ısıtıyor ama rüzgarda birazcık üşütüyor. O yüzden böyle havalarda dikkat edin, aman hasta olmayın. Sizlerle birlikte minik bir gezinti yapmak istiyorum. İşte menekşeler yavaş yavaş açmaya başladı. Doğa yavaş yavaş uyanıyor. Henüz tam olarak kış yaşamamış olsak da hava 5-6 derece civarında. Öğleye doğru biraz daha sıcaklık artıyor. 9-10-12 derecelere kadar çıkabiliyor. Ama sabah çok soğuktu. Kırağı düşmüştü. Her taraf böyle bembeyazdı. Gece don oldu. Bitkileriniz varsa bu mevsimlerde onları korumanız gerekiyor. Aman sakın toprak ıslakken özellikle dışarıda bırakmayın. Şimdi ben bugün sizlere neden bahsetmek istiyorum. Eğer sizinle benim gibi köyünüz varsa ya da toprak bulabileceğiniz farklı yerler varsa etrafınızda, bu toprağı alırken yani toplarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl toprak almanız gerekiyor? Şimdi bundan bahsedeceğim. Biraz da açan çiçekleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Bahar çiçeklerimiz de yavaş yavaş açmaya başladılar. Bakın bunlar mor menekşeler. Bu yıldız çiçeği. Bunlar unutma beni çiçekleri. Şu an yavaş yavaş açmaya başladı arkadaşlar. Ve şu yukarıda hemen papatya, yine yıldız çiçekleri yan yana görüyorsunuz. Baharda burası gerçekten çok güzel oluyor. Bu bölge daha sıcak olduğu için bakın burada daha çok menekşemiz açmış durumda. Hem güneye bakıyor hem de sert rüzgarlardan korunaklı bir bölge burası. O yüzden bakın çok da güzeller ve çok da güzel kokuyorlar arkadaşlar. Mor kır menekşeleri. Önce gökyüzünü göstereyim sizlere. Hafif bulutlu ama güneş şu aradan bizi ısıtıyor. Burada kara yemiş, Karadenizlerin deyimiyle taflan, birçok farklı ismi olabilir. Ağacımız gördüğünüz gibi her dem yapraklı yeşil olan bir meyvemiz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yemyeşil. Şimdi burası nasıl bir yer? Bu gördüğünüz incirdi. Şöyle orman altı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yukarıda yazın çiçek açan akasya ağaçları ya da farklı sarmaşık türlerini görebiliyorsunuz. Altı ise orman altı gibi, böyle daha çok yaprak çürüntülerinin, işte bitki kalıntılarının olduğu, zamanla bunların fosilleşerek toprağa dönüştüğü bir yer var. Şöyle gördüğünüz gibi burada çok güzel bir toprak buldum. Onu sizlere göstermek istiyorum. Eğer doğadan toprak almak istiyorsanız nasıl toprak olması gerekiyor? Bakın arkadaşlar, bu bitki çürüntülerinin olduğu bir toprak. Siyah bir toprak. Şöyle tuttuğum zaman çamurlaşmayan, dağılan bir toprak. O yüzden bitkiler için bu toprağı tercih edebilirsiniz. Bu topraklar daha verimli oluyor arkadaşlar diğer topraklardan. Böyle çok sert topraklar almamanız gerekiyor. Çünkü bitkilerin hava alması ve biraz da beslenmesi gerekiyor. Toprak seçimine özellikle dikkat etmeniz lazım bu yüzden. Bakın bu toprak oldukça güzel. Zaten tuttuğunuz zaman böyle ya da birazcık onu karıştırdığınız zaman toprağın ne kadar güzel ve kaliteli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan birazcık toprak alacağım. Ha, şuna da dikkat etmeniz lazım. Bu toprakları alırken, şimdi doğadan alıyoruz arkadaşlar. İçinde farklı türlerde böcekler, işte farklı bitkilerin tohumları olabilir. Bunu da göze almanız gerekiyor. Ha, solucan olabilir toprağınızda ya da saksınızda. Bu kesinlikle bitkiye zarar vermiyor arkadaşlar. Aksine çok faydalı bir hayvan solucan. Çünkü bu toprakların, yani bu bitkilerin çürümesini sebeplerinden bir tanesi de solucan ve toprak altında bulunan diğer hayvanlar. O yüzden saksınızda solucan gördüğünüz zaman kesinlikle uzaklaştırmayın. Toprağınızın havalanmasını sağlar arkadaşlar solucan. O yüzden ben mesela solucan görünce çok panik yapmıyorum. Hayvanların ya da bu
tarz minik hayvanların topraktaki görevini bildiğimiz zaman aslında çok panik yapmıyoruz. Karınca evet birazcık bitkilere zararlı olabilir ama solucan kesinlikle değil. Hatta benim aldığım topraklarda çok çok solucan da oluyor arkadaşlar. O yüzden bu toprağı alırken mesela hassas bitkilerinizi bu tarz topraklara dikmeyin. Tropik bitkileri bu tarz topraklara dikmeyin. Onlar için özel topraklar var. O topraklardan faydalanabilirsiniz. Şimdi şöyle birazcık yürüyeceğim. Burada da şu anda minik minik kuşlar var arkadaşlar. Bu ağaçlar şimdi yavaş yavaş yapraklarını açmaya başlayacaklar. Bakın bunlar hep çok böyle işte bitkilerin çürüdüğü, artık toprak olduğu, fosilleştiği topraklar. Ve doğada gördüğünüz gibi yavaş yavaş uyanmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yukarılara çıkarım. Bakın buralarda gerçekten çok güzel topraklar var. Baksanıza arkadaşlar, efsane güzel bir toprak bu. Yani eğer yakınınızda orman varsa bu ormanlardaki böyle çürüntülü toprakları, tabii ki tamamen çürümesi gerekiyor bakteri olmaması için, alıp kullanabilirsiniz. Mesela şunlar, bakın arkadaşlar, ağaç yaprakları kuruyup dökülmüşler. Bunlar en az 6 ay içinde çürüyüp toprağa karışabiliyor. 6 ya da 12 ay sürebiliyor. O yüzden mesela buradan yukarısı daha yeşil. İşte burada ısırganlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında bunların şu taze uçlarıyla yemek ya da çorba yapılıyor. Karadeniz bölgesinde oldukça meşhur. Bakın bu da kaladyum bitkisinin atası ya da melek kanadı bitkisinin atası arkadaşlar. Bakın şöyle, yani şekli tam olarak aynı ve yapraklar büyük büyük, kocaman kocaman oluyor. Bakın bu da bayağı büyük bir yaprak. Bunlar her dem yeşil kalan ve bu şekilde soğuklara dayanıklı olan bitkiler. Bakın bu da bir nevi yine kaladyum bitkisine benziyor. Bu gördüğünüz sarmaşık arkadaşlar, bakın diksek bu şekilde olmaz. Buralarda çok güzel bir şekilde büyüyorlar. Burası güneye baktığı için bayağı sıcak oluyor. O yüzden buralara yaz biraz daha erken geliyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Güneş hemen karşıda. Tam olarak güney tarafa baktığı için oldukça sıcak oluyor bu taraflar. Buradan yukarısı şöyle. Bakın burası yağmur alan, çok güzel güneş alan da bir yer. O yüzden hem yağmur hem sıcaklık olduğu için çok güzel bir şekilde bu kısım hiç de ellenmediği için, yani kendi haline bir nevi bırakıldığı için ne oluyor? Düşen yapraklar çürüyor ya da düşen şu dal kalıntıları çürüyüp toprağa karışıyor ve böylece çok güzel bir toprak elde edebiliyoruz. O yüzden sizlere tavsiyem, yakınızda orman varsa orman altı topraklarını tercih edebilirsiniz. Bakın bu ağaç kökleri çürüyerek çok güzel verimli bir toprak oluşturuyor. Aslında bunlar yaşayan organizmalar, hiçbir şekilde ölmüyor. Hepsi toprağa karışıyor arkadaşlar. İşte biz de bu toprağımızı daha sonra bitkilerimizde, çiçeklerimizde, bağ ve bahçelerimizde kullanabiliyoruz. Bakın yağmur, soğuk, kar ve güneş nasıl kayayı parçalamış. İşte toprakta yüzyıllar sonucu bu kayaların parçalanmasıyla oluşan, gerçekten insan yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan bir materyal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine yapraklar var. Bu yapraklar da zamanla çürüyüp toprak haline geliyorlar. Şimdi biz kendi toprağımızı yavaş yavaş toplamaya başlayalım arkadaşlar. Ama ilk önce şu alt tarafa inmem gerekiyor. Aslında buradaki toprağımız da çok güzel. Bakın çamur gibi olmuyor, açılıyor. Şey gibi düşünebilirsiniz, torf gibi arkadaşlar. Nasıl torf da aynı bu şekilde çamur gibi olmuyor, açılıyorsa alacağınız toprak da yine aynı şekilde olmalı. Gerçekten verimli bir toprak toplayacağız sizlerle birlikte. İlk önce buradaki toprağımı alacağım arkadaşlar. Şöyle bir poşet aldım yanıma. Buna hemen dolduruyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bir yer seçtim.
Burası yine fosilleşmiş. İşte şu şekilde odunlar. Bakın artık çok kolay dağılıyor bu. Toprak olmaya çok yaklaşmış. Daha sonra yaprak kalıntıları ve birçok yine bitkilerin kalıntısı bu şekilde toprak oluyor. Ve bu toprakları da dediğim gibi hem bitkilerimizde, tarlamızda, bağ ve bahçemizde kullanabiliyoruz. Gerçekten bu tarz topraklar çok verimli topraklar. Sizin de imkanınız varsa yine bu şekildeki yerlerden böyle topraklar toplayabilirsiniz. Ve bitkilerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir toprak.